Medyaskop özel yayınına hoş geldiniz. Oyuncu Ezgi Mola hakkında Batman'da geçen yıl intihar eden İpek Er'e cinsel saldırıda bulunduğu gerekçesiyle yargılanan Musa Orhan'a hakaret ettiği gerekçesiyle dava açıldı. Mola, Musa Orhan'ın tutuksuz yargılanmasına tepki göstererek sosyal medya hesabından paylaşım yapmıştı. Orhan'ın avukatı sosyal medya hesabından Ezgi Mola'ya destek mesajı yollayan 16 kişi hakkında da suç duyurusunda bulundu. Gelişmelerin hukuki boyutunu Morçat avukatlarından Ceren Akkaya ile konuşacağız. Hoş geldiniz Ceren Hanım. Hoş bulduk. Biraz geçmişi hatırlatmak isterim izleyicilerimize. İpek Er 18 yaşında Batman'da intihar etmiş ve hastanede tedavi gördüğü sırada hayatını kaybetmişti. Hastane yetkililerine ve yazdığı mektupta kendisine uzman çavuş Musa Orhan'ın cinsel saldırıda bulunduğunu söylemişti. Musa Orhan yargılanıyor ancak tutuksuz yargılanıyor. Bu da sosyal medyada tepkilere neden olmuştu. Çok sayıda sanatçı, şarkıcı, oyuncu paylaşımda bulunmuştu. Musa Orhan'ın tutuksuz yargılanmasına itiraz etmişti. Bunlardan biri de Ezgi Mola'ydı. Ezgi Mola sosyal medyada paylaştığı bir mesaj nedeniyle hakkında 2 yıl 4 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı. Musa Orhan'a hakaret ettiği gerekçesiyle destek verenlere de suç duyurusunda bulunuldu. Şimdi Ezgi Mola'nın paylaştığı bir kelime nedeniyle masumiyet karinesini ihlal etmek de konuşuluyor. İhlal ettiği gerekçesi de konuşulanlar arasında ancak hakaretten dava açıldı Ceren Hanım. Yani masumiyet karinesini ihlal ettiyse bu bir suç unsuru oluşturuyorsa eğer neden masumiyet karinesini ihlal etti nedeniyle değil de hakaretten dava açıldı? Eğer bu bir suç unsuru oluşturmuyorsa hakaretten dava açıldıysa neden şimdi insanlar ya da Musa Orhan'ın avukatı masumiyet karinesini ihlal ettiği gerekçesini öne sürüyor? Yani bu ikisinin birbiriyle ayrımı nedir? Biraz anlatır mısınız bize? Şimdi aslında o dönemi hatırlarsanız sosyal medyada Musa Orhan'ın tahliyesi sizin de bahsettiğiniz gibi çok ciddi bir infiale yol açmıştı. Burada masumiyet karinesinin önümüze çıkma sebebi aslında birazcık bunun meşrulaştırılması ve çeşitli hukuki etik ilkelerin ardına sığınma gibi geliyor bana ve bunu bu şekilde aslında yansıtılıyor. Ezgi Mola'ya açılan dava hakaret davası. Ezgi Mola'nın tweetlerinde kullandığı bir iki kelimenin hakaret niteliğinde olduğu iddiasıyla bir dava açılmış durumda. Bununla masumiyet karinesinin aslında doğrudan bir bağlantısı yok. Neden? Siz yargılanmakta olan bir insana değil, başka herhangi birine hakaret içerikli sözler sarf ederseniz hakkınızda hakaretten dava açılabilir. Bunu şeyi tenzih ederek söylüyorum. Yani Ezgi Mola'nın tweetinin içinde bunlar var diyerek söylemiyorum. Ama savcılık o suç duyurusunu değerlendirir ve hakaret olduğunu düşündüğü bir içerik varsa iddianamesini düzenleyebilir. Hakkında dava açılabilir. Yani hakaret çok basit, günlük, çok fazla karşılaşılabilen bir dava türü. Burada önemli olan şey vicdanları zedeleyen bir mesele haline gelmiş olması bunun. Yani bunun masumiyet karinesinin ihlali kapsamında değerlendirilmesinin yani etik ilkelerin önümüzde bu şekilde sürülmesinin çok kabul edilebilir olduğunu düşünmüyorum. Elbette masumiyet karinesi hukukun en temel ilkelerinden biri. Asla yadsımıyorum. Asla önemsiz olduğunu düşünmüyorum. Ama bugün tartıştığımız şeyin yani bu aslında adalet sisteminin çürümüşlüğü sebebiyle sosyal medyada aranan bu adalet anlayışının bunun yansımalarının bugün bu çürümüşlüğün karşısına etik ilkelerin koyulmasının çok tezat olduğunu düşünüyorum özetle. Peki Ceren Hanım, masumiyet karinesini ihlal etmek diye bir suç var mı? Masumiyet karinesini ihlal etmek diye bir suç yok. Bu bir hukuki ilke. Bu yargılama boyu evet sanığın haklarını korumak açısından çok önemli bir ilke. Yani bunun çok tarihi bir geçmişi var. Çok da gerekli bir ilke. Ama şöyle bugün
o kadar zedelendi ki adalete olan inancımız. Yani Me Too hareketinde de bu önümüze geliyor. Yani hatırlarsınız, hepimiz de biliyoruz. Yargılanmamış ki, ceza almamış ki, nerede masumiyet karinesi? Biz nasıl birini ifşa edebiliriz diye masumiyet karinesi aslında çok da eril bir yerden. Bu eril düzenin içerisindeki bir etik silah gibi, yani tabiri caizse önümüze çıkıyor. Yargıya duyacağımız, yani şu durumda biz kadınlar olarak o kadar güvensiz bir noktadayız ki adalete ve yargıya ve toplum olarak da tabii ki bu konuda bir infial oluyor sosyal medyada. Yine aynı şekilde işte Me Too hareketinde de öyle. Adalete olan inancımızın bu kadar zedelenmiş olması sebebiyle biz bu ifşaları bu ifşalara zorunlu kaldığımız durumlar oluyor. Her zaman da masumiyet karinesi bu gibi durumlarda bizim önümüze çıkıyor açıkçası. Yani Yani kadınlar ve erkeklerin yargı önünde eşit olmadığı bir durumda masumiyet karinesi kadınların aleyhine kullanılıyor anladığım yani kadarıyla. masumiyet karinesi evet bir üst norm, bir üst ilke. Hiç kimsenin masumiyet karinesi zedelenmemeli. Yani bir hukukçu olarak bunun aksini düşünme mümkün değil. Ama bu çürümüşlük içerisinde diyeceğim tekrar. Vicdanları bu kadar zedeleyen bir karar olduğunda, evet o kişi henüz ceza almadı, evet o kişi henüz yargılanıyor ama biz toplum olarak, biz kadınlar olarak da aslında o kişinin suçlu olup olmadığını biliyoruz ve bunu artık duyurmak istiyoruz. Yani ilkesel olarak tutukluluk da aslında savunmamız gereken bir şey değil. Yani ilk etapta tutukluluğun da hep istisna olması gereken bir durum olduğunu biliyoruz ama kadına yönelik şiddetin bu kadar yüksek olduğu bir ülkede bir tecavüz olayından ve bir intihar olayından bahsediyoruz. Ve bir tahliye elbette ki vicdanları zedeliyor. Elbette ki burada masumiyet karinesini değil, neden bu kişinin tahliye edildiğini, bu kadar ciddi delillere, tanık ifadelerine rağmen neden tahliye edildiğini konuşuyor olmamız gerekiyor diye düşünüyorum. Dosya hakkında da biraz bilgi verirseniz hani neden insanların bu kadar itiraz etti Musa Orhan'ın tutuksuz yargılanmasına ya da ceza almamasından emin olmayışı ve buna aslında biraz öfke duyması zannediyorum dosyada da Musa Orhan'ın bu suçu işlediğine dair yeterli kanıt ve delil bulunmasından mı kaynaklanıyor Ceren'in? Şimdi dosyayı çok kapsamlı bilmiyorum çünkü onu takip eden avukatlardan biri değilim. Yanlış bir şey söylemek, yanlış bir bilgi vermek de istemem bu konuda. Ama hafızam beni yanıltmıyorsa çok ciddi iddialar vardı. Ortada bir mektup, bir intihar mektubu vardı. Annenin çok ciddi yakarışları vardı. Ve Musa Orhan önce tutuklandı, daha sonra tahliye edildi. Yani zaten önce bir sosyal medya baskısı oldu Musa Orhan tutuklansın diye. Bu gerçekleşti, daha sonra tahliye edildi. Burada infiale yol açan şey buydu aslında. İnsanların artık bu kadar kafa karışıklığı yaşaması, yani kendi tepkileri sebebiyle bir adım atılıyor, daha sonra birileri koruyor ve gücü, yani toplumun artık buna gücü kalmadı. Yani dolayısıyla burada asıl mesele buydu. Yani tahliye edilmiş önce tutuklanıp ondan sonra tahliye edilmiş olmasıydı. Tabii ki yargılama sürecek. Tutuksuz yargılama da esastır hani aslında. Ama bu dosya bakımından bu kadar sıkıntı yaratan şeyin sosyal medyada yükselen bu, yani bu infial olduğunu düşünüyorum. Çünkü insanların tutuklama kararına da tahliye kararına da artık bir inançları kalmadı. Yani bütün adalet duygumuz aslında zedelendi. Dosyanın detaylı olarak tabii ki dosyayı takip eden avukatlar çok daha iyi bilgi verecektir delillerle ilgili diyeyim. Sonuçta ben delillerin niteliğini burada ölçüp tartıp hani dediğim gibi yanlış bir şey söylemek istemem. Ama mesele adaletin, yani bu eril düzenin bu kadar üstümüze gelmesi
Ve açıkçası şunu da söyleyeyim, bir meslektaşım ama avukatın burada takındığı tutumun da bunun bir parçası olduğunu düşünüyorum. Savunma hakkının bence çeşitli etik sınırları olması gerekiyor. O konuda da 2 gün önce yapılan duruşmada yine tartışma yaratacak bir savunma yaptığı basına yansıdı. İpek Er'in babasına yönelik zannediyorum bir babanın kızını korumaktır görevi, onu intihara sürüklemek değildir diyerek hani suçlaması çok konuşuldu yine. Hatta Batman Barosu da açıklama yaptı konuyla ilgili. Destek verenler hakkında Ezgi Mola'ya suç duyurusunda bulunulması nasıl değerlendirilmeli hukuki olarak Ceren Hanım? Şimdi oradaki tabii önce hukuki mantığını anlatmak açısından hani bir yargılamaya konu bir tweet'in paylaşılarak benzer ifadeler kullanılıp paylaşılması sebebiyle bir suç duyurusunda bulunmuş Musa Arhan'ın avukatı. Yalnız bu yani bunun bir kere duyurulma biçimi, bunun yani sosyal medyada bir ava çıkarcasına yine tabiri caizse diyeceğim. Buradan bir prim mi yapmak artık, bunu böyle duyurmak, yani suç duyurusunu yaparsınız, sessiz sedasız da yapabilirsiniz. Bu artık müvekkili savunmak gayesiyle bazı sınırların aşılması gibi geliyor bana. Müvekkilin aklanması için başka gerekçelerin ortaya atılması gibi geliyor. Yani bu böyle dalga dalga devam edecek. Bugün hakkında suç duyurusu bulunanlara sahip çıkılacak. Bu böyle devam edecek. Çünkü kimse geri adım atmayacaktır attığı tweetlerden. Yani dolayısıyla bu infialin dalga dalga devam etmesi, yani suç duyurusunda bulunulmuş olması bu kişiler hakkında dava açılacağı anlamına gelmiyor. Yani bunu da altını çizelim. Henüz bu sadece savcılık aşamasında değerlendirilecek bir şey. Ama ben burada artık savunma sınırlarının aşıldığı kanaatindeyim. Yani müvekkili savunmak adına sosyal medyada yani bir ava çıkılmış gibi ve bunu duyurarak bir savunma hattı oluşturulduğunu görüyoruz. Bu tanıdık ama yani siz de çok iyi biliyorsunuz. Biz Ceren Damar davasını düşünün, Şule Çet davasında yapılan savunmaları düşünün. 2 gün önce keza aynı benzer savunmaları duyduk. Bu mağdur suçlayıcı, mağdurun ailesinin üzerine giden eril bir dille, yargılarcasına bir savunma aslında sanki bu çağın yükselen ne yazık ki tavırlarından biri. Ben bu konuda barolara çok iş düştüğünü düşünüyorum. Ben bu arada az önce Batman Barosu açıklama yaptı dedim. Siirt Barosu, düzelteyim hemen. Evet. Buyurun. Ya bu konuda barolara gerçekten çok iş düşüyor. Evet, savunma hakkı kutsal. Yani bir yargılamanın belki de en kutsal ayağıdır savunma. Savunma yani bir avukat olarak bunu söylüyorum elbette. Ancak savunmanın mutlaka etik değerlerle toplumsal cinsiyet eşitliği perspektifinden çeşitli sınırları ve etik kurallarının yeniden inşasının ben artık gerekli olduğunu ve bunun gerekirse disiplin suçlarına da meslek içi disiplin suçlarına da konu olabileceğini düşünüyorum. Bu konuda barolara çağrı da yapmış olalım. Bu konuda gerekli bir aslında çalışma yapmak. Ceren Hanım, son olarak şunu sorayım, bir izleyicimiz merak etmiş. Gökçe Hanım uzlaşmacı tweet'i silmeyi teklif etmiş. Ezgi Mola ise kabul etmemiş. Bu durumda nasıl bir ceza yer, sorabilir misiniz? Zannediyorum o dava açılmadan önce bir prosedür, önce uzlaştırmayı deniyor taraflar arası hukuk sistemi. Taraflar uzlaşmayınca, bilmiyorum siz tabii anlatın, ben kendimce yarım yamalak bilgileri... Doğru aktardınız. Şöyle, bazı suç tipleri uzlaştırmaya tabi. Hakaret de bunlardan biri. Savcılar dosyayı uzlaştırmaya gönderdikten sonra
mağdur tırnak içinde, mağdur konumunda olan taraf uzlaşmak isterse bir karşı tarafa bir teklif sunuyor. Yani bu şey olabilir, tazminat ödenmesi de olabilir, bir özür de olabilir. Şüpheli konumunda olan taraf, burada Ezgi Mola, bu özrü kabul etmediğinde dava zaten otomatik olarak açılıyor. Yani şu çok önemli aslında, Ezgi Mola hakkında dava açılacağını bile bile o özrü kabul etmedi. Çünkü burada zaten vicdanları yaralayan bir sebeple, çok haklı bir gerekçeyle attığı bir tweet var. Özür dilemeyi kabul etmediği için hakkında dava açıldı ve bunu bile bile yaptığını, bilerek dava açılacağını bilerek yaptığını da söylemek ve Ezgi Mola'ya yanındayız demek gerekir. Bunun davaya olan etkisinin doğrudan, yani özür dilememiş olmasının herhangi doğrudan bir etkisi yok. Yargılama sırasında yapacağı savunmalar Ezgi Mola'yı ve tabii ki bu kamuoyu, bizim bütün desteğimiz Ezgi Mola'nın yanında olacaktır. Umarım buradan ceza almadan sonuçlanır diyelim. Avukat Ceren Akkaya, çok teşekkür ediyorum değerli katkılarınız için. Hem hukuki anlamda bilgilendik, hem de Morçat avukatlarından biri olarak konuya dair bakışınızı, hukuk ilkelerinin hangi aşamada nasıl değerlendirilmesi gerektiğini bize aktardınız. Çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için. Ben çok teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim. Siz izleyicilerimize de bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Hoşça kalın. Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var. Medyaskop, 20 Ağustos 2015'te bu ihtiyacı karşılamak üzere yola çıktı. Ama yolumuz uzun. Bu yolculukta bize Patreon veya YouTube'un katıl butonu üzerinden katkıda bulunabilirsiniz. Destek verin, sizinle güçlenelim.